Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu 4. yasama yılı 20. birleşimini açıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, bugün aramızda Türkiye'nin 81 ilinden gelen Çek mağdurları var. 26 Mart'a kadar yasal düzenleme yapılmaması halinde cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıyalar. 83 milyon aziz milletimiz gibi Çek mağdurları da umudunu size bağlamış durumda efendim. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, gerektiğinde gücüyle, gerektiğinde yüreğiyle kuruluştan kurtuluşa, yaşamın tüm alanında başarılarıyla dünyaya meydan okuyan Şerife Bacı'ya, Halime Çavuş'a, Nezahat Onbaşı'ya, Gördesli Makbule'ye, Kara Fatma'ya, Tayyar Rahmiye'ye, Sultanahmet Meydanı'nda kurtuluş çağrısı yapan Halide Edip'e, Nezihe Muhittin'e, Türkan Saylan'a, Bahriye Üçok'a, Semiha Berksoy'a, Özlem Türeci'ye ve insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısına toprağa bağladıkça öteki yarısı göklerde yükselebilsin? Kadınımızın, kızımızın yeri medeniyetin emrettiği, medeniyetin getirdiği yeniliklerin yeridir diyen büyük Atatürk'e, kuruluştan kurtuluşa modern Türkiye'nin tüm yürekli kadınlarına selam olsun. Sayın Genel Başkanım, sadece ve sadece huzur, refah, mutluluk isteyen aziz milletimiz gibi Türkiye'nin kadınları da sizin önderliğinizde çağdaş Türkiye için seferberliğe hazırdır, sizi dinlemeye hazırdır. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Zaten kadınların bir şeyden korkması söz konusu değil. Kesinlikle buna yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin çok sorunları var. Artık Türkiye'de yaşayan ve aklı bali olan herkes Türkiye'nin bir buhran içinde olduğunu biliyor ve görüyor. Yaşıyor. Hayatı böyle zaten. Devletin iyi yönetilmediğini artık Mısır'daki Sahar Sultan da duydu. O da görüyor. Ciddi bir karamsarlık hakim. Ama buradan 83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Beraber, birlikte 83 milyon olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak hepimizin namus borcudur. Bunu yapacağız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. İşçiyle yapacağız. Sanayiciyle yapacağız. Köylüyle yapacağız. Emekliyle yapacağız. Emeklilikte yaşa takılanlarla yapacağız. Bütün dostlarımızla. Apartman görevlileriyle yapacağız. Herkesle bir araya geleceğiz. Toplumun her kesimine ulaşmak, her kesimine moral vermek bizim görevimizdir. Bunu yapacağız. Kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, inandığımız yoldan hiçbir güç bizi geri döndüremeyecektir. Dolayısıyla bu mücadele bir hak mücadelesidir. Bunu böyle bilelim. 18 Mart'ta Tekirdağ'a gittim. Oradan Çanakkale'ye geçtik. Esnafımızla buluştuk. Çiftçilerimizle buluştuk.
Şehit yakınlarıyla bir akşam, gazilerimize bir akşam yemeği yedik. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne çelengimizi bıraktık. Mezar başlarına birer karanfil bıraktık. Aynı zamanda büyük bir şair olan, düşünür olan Namık Kemal'in de mezarını ziyaret ederek oraya da bir deste karanfilimizi bıraktık. Hem geçmişten hem bugünden hepimizin alacağı ciddi dersler vardır. Her karış toprağında, her karış toprağında şehitlerimizin olduğu bir bölgede Çanakkale Geçilmez Destanı yazıldı. Milletin iradesi Çanakkale geçilmez demekti. Bir kişinin iradesi Çanakkale'yi, o düşmanların Çanakkale'yi geçmesine yol açtı. Bir kişinin iradesiyle. Milletin iradesi geçilmez kırdı, padişahın iradesi geçebilirsiniz dendi. Neden tek adam rejimine karşıyız? Neden tek adamın her söylediği geçerli olsun diye bir düşünceye karşıyız? Milleti bir kişiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye emanet edemeyiz. 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibidir. Böyle düşünüyorum. ...19 Mart'ta da Balkan ülkeleri yerel yönetimler işbirliği çalıştayını yaptık. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gagauzyeri, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen belediye başkanlarımızla, bir kısmı çevrim içi katılım yaptılar, belediye başkanlarımızla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bizim belediye başkanlarımız ile bu bölgelerde, saydığım yerlerdeki belediye başkanları arasında dostluk ilişkilerimizi pekiştireceğiz ve büyüteceğiz. Ben Tekirdağ ve Çanakkale'deyken bir grup arkadaşımız Artvin, Kars ve Ardahan'daydı. Bir başka milletvekili grubu arkadaşımız da Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Batman'daydı. Dolayısıyla Türkiye'nin her coğrafyasına gidiyoruz, vatandaşla konuşuyoruz, onlara umut veriyoruz, umutsuzluğa kapılmayın diyoruz. Sorun çözülür, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları aşacağız. Önce diyoruz Allah'a güveneceksiniz. Sonra kendinize güveneceksiniz, sonra bize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız, beraber çıkaracağız, birlikte yapacağız. Şanlıurfa'ya da gitti arkadaşlarımızın bazıları, bir grup milletvekili arkadaşımız da oraya gitti. Şanlıurfa, büyükşehir aynı zamanda. Bir süredir çiftçiye elektrik ve su verilmiyordu. CHP milletvekilleri gidince elektrik ve su vermeye başladılar. Bu güzel bir şey. Umarım kesmezler bir daha. Su birliklerinin, sulama birliklerinin fiyatları çok yüksek. Çiftçi bundan büyük şikayet ediyor. Çiftçilerin destekleme alımlarına sulama birlikleri ve elektrik şirketleri el koyuyor. Sözde devlet teşvik veriyor ama onlar gelip bu teşviği alıyorlar. Çiftçilerin tamamı şikayetçi. Gübre alıyoruz dolarla. Fide alıyoruz dolarla, tohum alıyoruz dolarla, ilaç alıyoruz dolarla. Sürekli zam. Niye? Efendim dolar yükseldi, biz de fiyatı yükseltmek zorundayız. Ama diyor ki çiftçi, benim sattığımda Türk lirasıyla, onda da alıcı bulamıyorum. Zarar ediyorum diyor. Urfalı çiftçi de beni dinlesin. Urfalı kardeşlerim de beni dinlesin. Uzun yıllardır bir partiye koşulsuz oy verdiniz. AK Parti'ye oy verdiniz. Nasıl şimdi Urfa? O Şanlıurfa nasıl? Sahipsiz değil mi? Şanlıurfa sahipsizse Türkiye sahipsiz demektir. Şanlıurfa'da sorun varsa Türkiye'de sorun var demektir. Haran oradadır. Haran hepimizin iftiharıdır. Dolayısıyla ne Urfa sahipsizdir, ne Türkiye sahipsizdir. Esnaf diyor ki bana, kira yardımı yaptılar, elektrik parası bile karşılamıyor. Elektrik faturasını bile karşılamıyor bu.
Uzman doktor yok hastanelerinde. Uzman doktor arkadaşlar. Uzman doktor eksiği var. 21. yüzyılda bir büyük şehirde devlet hastanesinde uzman doktor yok. Şehir hastanesinde 5 kez temeli atılmış, hala inşaat devam ediyor. 530 bin öğrenciden 450 bini EBA'ya ulaşamamış, eğitimi alamamış. Ve Şanlıurfa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi 8 aydır toplu sözleşme yapmıyor. Arkadaşlarım notu ilettiler. Bir esnafımız aynen şunu söylüyor, Urfalı esnaf. Paran yoksa karın yüzüne bakmaz. Paran yoksa çocuğun yüzüne bakmaz. Paran yoksa komşun yüzüne bakmaz. Ama en acısı, hem paran yok, hem Urfalıysan devlet yüzüne bakmaz, insan yerine koymaz seni diyor. Devlet yüzüne bakmaz değil. Sarayda oturanlar senin yüzüne bakmaz. Devlet olarak herkesin yanında olacağız. Millet olarak herkesin yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da herkesin yanında olacağız. Herkes bunu bilsin. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktaya geldik ki akşam yatarken yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Ve sabah kalktığımızda hangi kabusa uyanacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü devlet yönetilmiyor. Devlet, defalarca söyledim, devlet bilgiyle yönetilir. Erdemle yönetilir. Tecrübeyle yönetilir. Ahlakla yönetilir. İstişareyle yönetilir. İşin özü, adaletle yönetilir bir devlet. Devlet kinle yönetilmez. İntikam duygusuyla yönetilmez. Öfkeyle yönetilmez. Cehalet içinde yönetilmez. Birilerinin, egemen güçlerin talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetilemez. Geldiğimiz nokta budur. İsrafla devlet yönetilmez. Savurganlıkla devlet yönetilmez. Bütün bunları biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımız, atalarımız demiş ki, taç giyen baş akıllanır. Yani adaleti, artık tacı giydiğime göre adaletle devleti yönetmem lazım. Ama bunlar olmuyor değerli arkadaşlarım. Öyle noktalara taşıdık ki kini ve öfkeyi. Gazetede okuduğumda gerçekten içim cız ettim. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, barajlar kralı olarak milletin gönlünde yer almış bir kişiyi Konya Selçuk Üniversitesi'nden, onun taşıdığı, adını taşıdığı kültür merkezinden adını siliyorsunuz. Hangi ahlakası var? Bu devletin, bizim ecdatlarımızın hangi geleneğine, hangi töresine sığar? Bu kadar kin, bu kadar öfke nasıl oluyor? Nasıl oluyor da bu kin ve öfke saraydan ta üniversitelere kadar yansıyor? Ahlak denen bir şey yok mu ya? Vefa denen bir şey yok mu? Vefayı, ahlakı, adaleti unutturmaya çalışıyorlar. Ama biz unutmayacağız. Kimsenin de unutmasını istemem. Değerli arkadaşlar, bir bakıyorsunuz, bir milletvekili attığı bir tweet dolayısıyla dokunulmazlığı kaldırılıyor. Yargıtay hemen talimatla toplanıyor. Hemen derhal dokunulmazlığını kaldırıyorlar. Yıldırım hızıyla milletvekilliği düşürülüyor. Hangi adalet bu değerli arkadaşlarım? Hangi adalet? Yukarıdakiler, yanı saraydakiler Müslümanlığı kimseye bırakmıyorlar. Onların dışında bu memlekette hiç Müslüman yok. E peki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan ise bu haksızlığı nasıl sineye çekiyorsunuz siz? Bu haksızlığı öfkeyle nasıl besliyorsunuz siz? Bunu anlamak mümkün değil. Hemen yıldırımızı ve talimatla bir partinin kapatılması için derhal Cumhuriyet Savcılığına talimat, bunu kapatın diyorlar. Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir değerli arkadaşlarım. Seçimle gelen seçimle gider. Defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Milletten zaten bir parti destek almazsa
Tarihin çöp sepetine gider. Hem demokrasi diyeceksiniz, hem milli irade diyeceksiniz. Sonra kalkacaksınız. Adalete aykırı pek çok uygulamanın altına imza atacaksınız. Bunlar doğru değil değerli arkadaşlarım. Kadına yönelik şiddet. Yine kalktık. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni bir kişi kalk dedi ki ben feshediyorum dedi. Resmi gazetede gördük. Kimsin sen? Kimsin sen? Adaletsizliğin ağa babasıysan eyvallah. Biz onu zaten biliyoruz. Kinle, öfkeyle devleti yönetiyorsan onu da biliyoruz. Siyaseti cep doldurma aracı olarak gördüğünü de çok iyi biliyoruz. Yandaşlarına milyar dolarları kazandırdığını da biliyoruz. İşi olanı işinden ettiğini de biliyoruz. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Ama 42 milyon kadına ihanet edeni de gayet iyi artık şimdi öğreniyoruz ve biliyoruz. Devleti tek başına yönetirseniz, kinle, öfkeyle yönetirseniz toplum buraya taşınır değerli arkadaşlarım. Hakkı hukuku herkes istiyor. Çek mağdurları aramızda doğrudur. 81 ilden gelmişler doğrudur. Mağdurlar mı? Evet doğrudur. Dolandırıcıları affedersin. Devletten alacağım var ya, alacağımı verin çekimi ödeyeceğim diyor. Devlet alacağını ödemiyor, çekini ödeyemiyor. Seni hapse atacağız diyorlar. Bu mudur adalet? Bu mudur adalet arkadaşlar? Milyar dolarları götürenlerin devlete ödemesi gereken kiraları ödemeyenlerin siliyorsun kira gelirlerini bir kalemde. Çek mağdurlarına buyurun beyler hapse gireceksiniz diyorsunuz. Bu mudur adalet? Çek mağduru bütün kardeşlerime de söylüyorum. Endişeye kapılmayın. Hapishaneler zaten tıka basa dolu. Hapishanelerde size yer yok değerli arkadaşlar. Bakın bu da hayatın bir başka gerçeği. Bu da hayatın bir başka gerçeği. Ama sizin hakkınızı savunacağız. Sonuna kadar savunacağız. Değerli arkadaşlarım. 1923 yılında cumhuriyetimizi kurduk. Cumhuriyet aslında halkçılık demektir. Neden? Egemenliği kayıtsız şartsız milletindir felsefesinin özü cumhuriyettir. Bir kişinin değil, padişahın değil, milletindir. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. 1921 Anayasası madde 1. 24 Anayasası madde 1. Bugünkü anayasamızda da var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet bila kaydı şart milletinse o zaman bir kişi egemenlik hakkını tek başına kullanamaz. Mevcut anayasamızda da böyle bir şey yok. Egemenlik hakkını yasama, yargı ve yürütme kullanır diyor. Yasama ve yargının üzerindeki vesayet dolayısıyla bir kişi egemenlik hakkını kullanıyor. Ve kalkıyor. Bir sabah 42 milyon kadının hakkını ellerinden alıyor. Bu cumhuriyet kurulurken kadınlara, bu ülkenin kadınlarına büyük önem verilmiştir. Bakın 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıktı. Kadın ve erkeğin eşit koşullarda eğitim almasına imkan sağladı. 1924 arkadaşlar, 1924. Cumhuriyetten bir yıl sonra. Kız çocukları erkeklerle birlikte eşit şartlarda eğitim alsınlar diye. 1926 yılında kadınlara en büyük hakkı veren Medeni Kanun kabul edildi. 1930 yılında kadınların yerel seçimlere girme hakkı verildi. Seçme ve seçilme hakkı verildi. 1926 yılında. 1934 yılında genel seçimlere katılma, seçme ve seçilme hakkı verildi. Önemini vurgulamak için şunların altını özenle çizmek isterim.
Yeni bir devlet kurulmuş. Adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yeni bir anayasası var. Ve o anayasanın birinci maddesi hakimiyet bilakaydı şart milletindir diyor. Ve bunu getiriyor. Kadına olağanüstü büyük önem veriyor. Olağanüstü büyük önem veriyor. Üstelik kendisini gelişmiş sayan ülkelere rağmen veriyor. Onlardan çok daha önde bazı kurallar getiriyor. Örnek, 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Fransa'da 10 yıl sonra, 1944'te verildi. 10 yıl sonra verildi. Japonya'da 11 yıl sonra verildi, 1945'te. İtalya, Arjantin ve Meksika'da 12 yıl sonra verildi, 1946'da. Çin'de 1947'de, 13 yıl sonra verildi. Yunanistan'da 1952'de, 18 yıl sonra verildi kadınlara seçme ve seçilme hakkı. Belçika'da 1960 yılında, 26 yıl sonra verildi. İsviçre'de 1971 yılında, 37 yıl sonra kadınların seçime girme hakkı verildi. Neden diyoruz Mustafa Kemal gibi bir insan 100 yılda bir çıkar ve o 100 yıl içinde bize nasip oldu. Bu topraklara nasip oldu. Bunu kim söylüyor? Bütün dünya söylüyor. Geleceği görüyor. Kadının bu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ikinci sınıf bir yurttaş olmadığını, kadın erkek toplumsal cinsiyet eşitliğinin olması gerektiğini, onun da erkekler gibi seçimlere girme ve kazanma hakkı, devleti yönetme hakkı olduğunu kabul ediyor ve bu düzenlemeleri pek çok gelişmiş ülkeden önce yapıyor. Sadece bunlar yapılmıyor. Uluslararası kadınlarla ilgili, kadınların lehine olan bütün uluslararası sözleşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabul ediyor. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin, Avrupa Sosyal Şartı'nın, Uluslararası Çalışma Örgütü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yaptığı bütün düzenlemeleri kabul ediyor. Baştan söyledim, yine söyleyeyim. Devlet ön yargıyla yönetilmez. Kinle, öfkeyle yönetilmez. Devlet bu koltukta kalayım, ne olursa olsun anlayışıyla da yönetilmez. Koltuğa tapılan ülkede, koltuk için toplumun feda edildiği bir ülkede ne gelişmeyi, ne demokrasiyi, ne kadın erkek eşitliğini asla bulamazsınız. Asla bulamazsınız. İstanbul Sözleşmesi. Adı kısa, adı İstanbul Sözleşmesi. Adı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Adı bu. Herkes bu uzun ismi kullanmayalım diye İstanbul Sözleşmesi diyor. Bütün dünya öyle diyor. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi. Temel norm bu. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir sabah kalktık. Bu parlamentodan, yani bu gazi meclisten oy birliğiyle çıkan, kendisini de imzaladı, yürürlüğe koydu bir sözleşme ben feshettim diyor. Kime danıştın? Kime sordun? Hangi kadınlara sordun sen? Bu ülkenin kadınlarına sordun mu? Bu kadınlar ne düşünüyor diye sordun mu? Bu kadınların nasıl şiddete uğradığını sen biliyor musun? Ben feshettim diyor. Değerli arkadaşlarım, çoğu vatandaşımız bu sözleşmenin içeriğini tam bilmiyor. Kabul etmek lazım. Oturup baştan aşağı okumuyor. Ben şimdi bizi dinleyen, özellikle AK Parti'ye oy veren kadınlara ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kadınlara seslenmek isterim. Diyorlar ya Cumhur İttifakı. Aslında Cumhur değil, koltuk ittifakı var orada. Orada ilkeler yok. Koltuğu korumaya yönelik olarak bütün mücadele onun üzerine. Koltuğumu nasıl korurum ben? Memleket tufanı olabilir. Yeter ki ben koltukta kalayım. Bakın şimdi. 11 Mayıs 2011 tarihinde bu sözleşme kabul edilmiş.
kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Amacı ne bunun? Bu sözleşmenin amacı ne? Yazıyor. Maksatlar, tanımlar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması, genel yükümlülükler. Bölüm 1. Madde 1. Sözleşmenin maksatları. Yani sözleşmenin amacı nedir? Bu sözleşmenin amacı şunlardır diyor. A. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak. Şimdi bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum. Sen bunun neresine karşısın? Neresine karşısın? Ve kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak. Yine bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum. Bunun nesine karşısın? Bu madde, bu cümlenin neresine karşısın? C maddesi. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlarla yardım ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlama. Yine bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum. Bu maddenin nesine karşısın? Neresi seni rahatsız ediyor? D maddesi. Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak. Yine bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum. Bu maddenin neresine karşısın? Efendi. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetlerinin birbirlerinin birbirleriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Yani kadın şiddete uğradığında, aile içi şiddet olduğunda güvenlik kuvvetleri gelecekler, işbirliği içinde bu şiddeti önleyecekler. Şimdi yine bütün kadınların huzurunda Erdoğan'a soruyorum. Bunun neresine karşısın? Neresine karşı? Hangi gerekçeyle sen bunu feshettin? Hangi gerekçeyle feshettin? Bir hakkı kadınların elinden almak zorbalıktır. Bu devlette zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyor. Bütün kadın kardeşlerime. Mağdur olan sizsiniz. Sizin haklarınız sizin elinizden alınmak isteniyor. Kadın mı şiddete uğrayabilir? Kadın mı öldürülebilir? Kadın mı, çocuk mu tecavüz edilebilir? Ya böyle bir anlayış olur mu ya? Böyle bir anlayışın ahlaklı yönü var mıdır? İnsan ya. Neşet Ertaş diyor ya. Kadın insandır, ben de insanoğlu diye. Hala onu anlamış değil. Hala anlamış değil. İnsanlığın ne olduğunu anlamış değil. Ki bu sözleşme parlamentodan alayı valayla geçti. AK Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin ağzında güller vardı. Bunu ilk biz yaptık. İlk biz imzalıyoruz. Yaşasın. Adı da İstanbul. Bütün dünya bundan sonra Türkiye'yi İstanbul'u anacak diye. Yere göğe sığdıramıyorlardı. Onların mecliste konuşmaları var. Vakit almamak için o konuşmaları ifade etmiyorum. Herkes ama herkes. Eller kalktı. Eller indi. Oy birliğiyle. Ve konuşanların hepsi, bu başarı Türkiye'ye aittir, kadınların başarısıdır diye bir sürü güzel laflar etti. Ama bir kişi kalktı, bir gece yarısı,
Ben kadınlara verilen hakkı geri alıyorum dedi. Sözleşmeyi feshediyorum dedi. Neye göre? Neye göre feshediyorsun? Anayasaya göre mi? Hukuka göre mi? Ahlaka göre mi? Adalete göre mi? Hayır efendim. Ben zorbayım. Ben despotum. Ben istediğim kişiye hak veririm. İstediğim kişiden hakkı alırım diyor. Böyle bir anlayış orta çağda bile yoktur. Orta çağda bile yoktur. Ayrıca şunu da söylemek isterim. En çok itiraz etmesi gereken kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Milletin iradesi gasp edilmiştir. Onun için diyorum sen kimsin? Burada 600 milletvekili var. Her birisinin arkasında da milletin oyu var. Her partiden insan var. Ve buradan oy birliğiyle geçti. Keyfe keder, koltuğumu nasıl korurum diye. Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa nasıl ben burada kalabilirim diye arayışı içine giriyor. Böyle bir arayışın içine girenlerin bu ülkeye toplu iğne ucu kadar faydası olmaz. Koltuğu zorbalıkla koruyanların sonu kötü olur. Bu millet seni demokratik yollarla, özellikle de kadınların oylarıyla o zorbayı oradan aşağıya demokratik yollarla indirecektir. Buna inanıyorum. Öyle bir noktaya geldik ki değerli arkadaşlarım. Bakınız. Bu sözleşmenin 56. maddesinin birinci fıkrası şöyle. Mağdurun en azından kendisinin veya ailesinin tehlikede olabileceği durumlarda failin kaçması veya geçici veya kesin olarak serbest bırakılması halinde mağdurun bilgilendirilmesini sağlamak diyor. Ne oldu? Daha dün hapishaneden çıkan kişi gitti eski karısını öldürdü. Peki nedir bu anlayış? Bu düzenleme var olan kanunlarımızda yok. İstanbul Sözleşmesi'nde vardı. Şimdi bu da uygulanmayacak. O kadının günahı sarayda oturanın boynundadır. O kadının günahı. Hiç kimse endişe etmesin. Kadın kardeşlerim de endişe etmesin. Zaten siz mücadelenizi yapacaksınız. Bizim görevimiz sizin haklı mücadelenize destek vermektir. Adım gibi biliyorum o zorbayı oradan indireceksiniz. Kimse kadınların önünde takoz olmayacak. Teşekkür ederim. Sözleşmenin maddelerini, burada okuduğum maddelerini, bütün kadınlara anlatın. Bütün kadınlara. Alacaksınız bu. Kaçıncı maddeydi şu anda hatırlam. Üçüncü maddeydi tanımlar bölümünde. Maksatlar bölümünde. Üçüncü madde. Alacaksınız. Vereceksiniz. Bu haklar bizim elimizden alındı diyeceksiniz. Hangi kadın olursa olsun, hangi eğitim düzeyinde olursa olsun, hangi bölgede yaşıyorsa yaşasın. Ya her kadın şiddetten mağdur. Şiddet istemiyorum diyor ben. Öldürülmek istemiyorum ben. Onu söylüyor. Ve parlamentodan bir hak alıyorsunuz. Bir kişi geliyor gece yarısı, efendim ben hakkınızı elinizden aldım diyor. Destekçisinden de tık yok yalnız, onu da ifade edelim. Tık yok oradan. Değerli arkadaşlarım, söyledim. Eskiden denirdi ki ya bir ay sonra ne olacak, bir hafta sonra ne olacak, bir gün sonra ne olacak, şimdi yatıyoruz sabah ne olacak, onu düşünüyoruz. İzlenen ekonomik politikası dünyada alay konusu. Alay konusu. Diyorlar ki bir ekonomi var, bir de erdonomi var. Erdonomi ne demek?
128 milyar doları birilerine vermek. Erdonomi ne demek? Ekonomiden bir haber olmak. Erdonomi ne demek? İstediği adamı istediği yere getirmek, istediği zaman görevden almak. Erdonomi ne demek? Evlerde tencerenin kaynamaması demek. İşi olanın işinden olması demek. Hep birlikte bu sorunu aşacağız. Ne yaparsa yapsın. Bilimin kuralları neyse o kurallara uygun devleti yöneteceğiz. Ekonomiyi de o kurallara göre yöneteceğiz. Herkes değil yarın sabah ne olacağını, sabah uyandığımızda ne olacağını değil, 20 yıl sonrasını bilecek, 30 yıl sonrasını bilecek. Çiftçi bu yıl ektiği ürünün seneye kaça satılacağını bilecek. Her şey planlı programlı olacak. Biz bunu yapacağız. Erdonomi ne demek? Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgunu vurdu? Bu bilinmiyor. Açıklanır mı? Açıklanamaz. Değerli arkadaşlarım, eskiden bir kişi çalışır, bütün aileye bakardı. Şimdi 83 milyon kişi çalışıyoruz, saraya ve Londra'daki bir avuç tefeciye bakıyoruz. Urfalı kardeşlerim de duysunlar. Siz de dahil. 83 milyon kişi çalışıyoruz, sarayı ve beslemeleri ve Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet ediyoruz. Şikayet ediyorsun. Verdikleri kira yardımı elektrik masrafını bile karşılamıyor. Karşılamaz zaten. Niye karşılasın ki? Ama bütün bunlara rağmen hiç kimse umutsuzluğunu kaybetmesin. Umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu ülkeye umudu getireceğiz. Biz bu ülkeye huzuru getireceğiz. Biz bu ülkede barışı sağlayacağız. Biz bu ülkede kadına şiddeti önleyeceğiz. Biz bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını sağlayacağız. Her evde tencerenin kaynamasını sağlayacağız. Her evde. İşsizlik belasını bu topraklarda bitireceğiz. Bunları yapacağız. Yine vicdanım el vermedi. Dedim ki ya, ülke bu kadar derin bir buhran içindeyse, o zaman buradan nasıl çıkılacağını benim anlatmam lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak benim böyle bir tarihi sorumluluğum var. Benim bunu anlatmam lazım. Vatandaşın da dinlemesi lazım. Sadece eleştiri değil. Bu derin buhrandan kısa sürede nasıl çıkarız? Geçen hafta hatırlarsanız buhrandan çıkış demiştim. Ama şimdi kısa sürede bu felaketi nasıl atlatırız? 9 madde halinde bilginize sunacağım değerli arkadaşlarım. Önce yaşanan sorun bir güven sorunudur. İktidara güven yok. Erdoğan'a da güven yok. Zaten iktidar dediğimiz bir kişi. Tümüyle güveni iflas etmiş vaziyette. Bir söylediği öbürünü tutmuyor. Öncelikle güvenin inşa edilmesi lazım. Güvenin inşa edilmesi için ne yapılması lazım? Bir, kesinlikle Erdoğan'ın çıkıp ben ciddi bir israfa son paketini açıklayacağım deyip milletin önüne çıkması lazım. İsrafa son paketi. Diyecek ki 13 uçağım var. İkisini tuttum, diğerlerini satıyorum. Araba saltanatına kesinlikle son veriyorum. Kanal İstanbul gibi ucube, ne olduğu belli olmayan, kaynakların birilerine peşkeş çekildiği projeleri yapmayacağım diyecek. Değerli arkadaşlarım, zorunlu olmadıkça temsil törenleri falan filan bunlar da olmayacak. Güveni önce kendisi yaparak,
vatandaşa tasarruf derken önce kendisi yaparak sağlaması lazım. İsrafa son programı açıklaması lazım. İki, kamu mali yönetimi ve bütçe birliğini sağlaması lazım. Bunu söyleyecek, taahhüt edecek. Milletin önüne çıkacak, diyecek ki israfa son, şunu 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 yapacağım. İki, bütçe disiplinini sağlayacağım. Mali disiplinini sağlayacağım. Devletin nerelerde paraları var ben bilmiyorum, tamamını bütçeye getireceğim. Vatandaş da bilecek, ben de bileceğim. 600 milletvekili de bilecek paraların nerede olduğunu. Bunu yapacak. Bütçe disiplini sağlayacak. Bütçe dışı fonların tamamını bütçe işine alacağım diyecek. Güçlü bir bütçe olacak diyecek. Güven sağlamak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Üç, bağımsız kurumlara asla siyasi müdahale yapmayacağım diye açık ve net açıklama yapması lazım. Bağımsız kurumlara siyasi müdahale yapmayacağım. Bunun için önce Merkez Bankası Başkanlığı ve para politikası kurulunu hemen görevden alması lazım. Bir daha ifade edeyim. Merkez Bankası Başkanı ve para politikaları kurulunu görevden alması lazım. Oraya mümkünse Merkez Bankası'nın içinden hem içeride hem dışarıda saygınlığı olan bir kişiyi getirip Merkez Bankası Başkanı yapması lazım. Ve bütün dünyaya mesaj vermesi lazım. Ben Merkez Bankası'nın içinden sizin de bildiğiniz, Türkiye'nin de bildiği, dünyadaki bütün ekonomi çevrelerinde bildiği saygın bir insanı getirdim, Merkez Bankası Başkanı yaptım. Para politikaları kurulunu o belirleyecek, bir kişi hariç onu hükümet belirliyor. Dolayısıyla yeni bir anlayışı, güven anlayışını ihya ediyorum diyecek. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu. Buradaki siyasileri de geri çekecek. Oralar arpalık değil. Siyasilerin arpalığı değil. Devlet liyakatle yönetilecekse layık olan kişileri getireceksiniz. Eğer Merkez Bankası, BDDK, Kamu İhale Kurumu buraları arpalığa döndürdüyseniz ne millet size güvenir ne dışarıdan kimse gelir. Kimse güvenmez. Dışarıdan gelenler vurgun vurmak için Türkiye'ye geliyorlar. Mali açıdan en büyük vurgunu Türkiye'de elde ediyorsun. En büyük vurgu. Ve Merkez Bankası Başkanı 5 yıl süreyle görevde kalacak. Açıklayacak. Kanunu getireceğim. Kimse ona müdahale etmeyecek. O fiyat istikrarından sorumlu olacak ve gereğini yapacak. Ben onun araçlarına siyasi müdahalede bulunmayacağım diyecek. Bunu açıklayacak. Dünyaya açıklayacak. 4. Bir ekonomik sosyal konseyimiz vardı. Rahmetli Ecevit kararnameyle kurmuştu. Hemen derhal ekonomik ve sosyal konseyi toplayacaksın kardeşim. Memlekette buhran var. Sanayici şikayetçi, esnaf şikayetçi, çiftçi şikayetçi, emekli şikayetçi, işçi şikayetçi. Şikayet etmeyen hiç kimse yok. Topla kardeşim. Şikayet edenleri bir topla. Sen de bakanları diz karşısına. Memleketin sorunlarını anlasınlar, oturun çözümü beraber üretin. Akıl akıldan üstündür. Bunu yapman lazım. Defalarca söylüyorum. Bunları yapmazsanız dünyaya güven vermezsiniz. Bizim sanayiciye güven vermezsiniz. Kimse gelip Türkiye'de yatırım yapmaz. Bizim iş adamı da zaten yatırım yapmıyor. Ha efendim benim beşli çetem var. Senin beşli çeten de Türkiye'deki vurgunu yaptıktan sonra paralarını Londra bankalarına yatırıyor. Beyefendinin haberi yok mu? Hepsinden haberi var. Hepsini biliyor. O kadar biliyor ki kimin ne kadar yurt dışı bankalarında parası var hepsini biliyor. Değerli arkadaşlarım, bakın şimdi. Son 5 yılda 4 tane Merkez Bankası başkanı değişti. Birinci başkan, efendim niye faizi indirmedin diye adamı görevden aldılar. Dönem değişti. İkinci başkanı artık getirdiler. Niye faizi artırmadın diye onu da görevden aldılar. Üçüncü başkan,
Efendim sen niye bu kadar faizi artırdın diye onu da görevden aldılar. Dördüncü başkan niye faizi indirdin diye şimdi onu getiriyorlar. İndireceksin diye şimdi onu getiriyorlar. Ya devlet böyle mi yönetilir ya? Allah akıl fikir versin bunlara. Devleti perişan ettiler. Ekonomiyi perişan ettiler. Değerli arkadaşlarım. Ve yeni gelecek olan Merkez Bankası Başkanı 128 milyar doların kimlere satıldığının araştırmasını yapacak ve kamuoyunu bilgilendirecek. Rivayet olunur ki görevden alınan Merkez Bankası Başkanı ya bu 128 milyar doları kimlere peşkeş çektiniz diye soru sormuş. Sen misin bunu soran? Görevden alınmış. E fakirin fukaranın hakkını kim savunacak? Beşikteki yetimin hakkını kim savunacak? Beş. Döviz garantili işler var değerli arkadaşlar. Ya pandemi dönemi yaşıyoruz. Herkesten diyoruz ki ya bu pandemi döneminde sorunlar var. Ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla her birimiz biraz fedakarlığa katlanacağız. Güzel. İşçisi katlanıyor, memuru katlanıyor, esnafı katlanıyor, sanayicisi katlanıyor. Peki kardeşim bu dövizle ihale alanlar neden fedakarlık yapıyor? Güven vermek istiyorsan, millete güven vermek istiyorsan, çıkıp milletin önüne diyeceksin ki, esnaf kardeşim fedakarlık yaptı. Çiftçi kardeşim fedakarlık yaptı. Emekçi kardeşim fedakarlık yaptı. Memur kardeşim fedakarlık yaptın. Sanayici kardeşim fedakarlık yaptın. Ama asıl fedakarlık yapması gerekenler sizden kat be kat çok daha fazla kazanan kamu özel işbirliği veya yap işlet devret dolayısıyla döviz bazında gelir elde edenlerdir. Şimdi onlar da fedakarlık yapacaklar. Hakkaniyet ölçüsünde bunları bütün taahhütlerini Türk lirasına çevireceksin. Mücbir sebep. Türk lirasına çevireceksin. Ve millete şunu söyleyeceksin. Bak kardeşim en büyük fedakarlığı ben bunlardan istedim. Yıllardır biz bunlara bakıyoruz. Yıllardır dünyanın parasını ödedik. Şimdi bunlar da fedakarlık yapıyorlar. Dövizden vazgeçtiler. Türk lirasıyla anlaşmalarımızı yaptık. Değerli arkadaşlarım. Bırakın bunları fedakarlık yapmayı. Bunların kiralarını sildiler. Devlete ödemeleri gereken kiralarını sildiler. Açıklama yaptı Erdoğan. Efendim 850 bin esnafımızın basit usule tabi 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf olacak. Esnafımıza da hayırlı olsun dedi. Biz de baktık. Basit usule tabi esnaf gelir idaresi kayıtlarına göre 808.490 kişi. Bunların ödediği vergi de 228 milyon lira. Yıllık 281 lira 97 kuruş vergi vermişler ortalama böldüğümüz zaman. Aylık 23 lira 49 kuruş. Vergiden muaf olsun mu? Olsun. Hiçbir itirazım yok. Hatta vergiden muaf olsun zor durumdaysa devlet ayrıca sosyal devlet olarak destek versin. Ama ben 803 bin esnafımıza şunu söylemek isterim. Sana ayda 23 lira 49 kuruş bir avantaj sağladılar. İstanbul havaalanını yapanlara kaç lira sağladılar? 4 kişi var. Bunların 18 milyar liralık 2 yıllık kiralarını sildiler. 18 milyar liralık 2 yıllık kiralarını sildiler. Bunlar kişi başına 1,5 milyar lira sağladıkları avantaj. Öbürü 23 lira 49 kuruş. Esnaf kardeşimi unutmaması lazım. Ben neden ısrar ediyorum? Bunlar da fedakarlık yapsın. Asıl fedakarlığı bunların yapması lazım. Ödemesi gereken parayı ödemiyor. Kirayı ödemiyor. Kirayı siliyorsunuz.
Büyük avantaj sağlıyorsunuz. Esnaf çıkıp masasını, sandalyesini yakıyor Konya'da, geçinemiyorum diye. Oraya gelince sesiniz yok. Polisleri gönderiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir hesap yapmış arkadaşlarımız. İstanbul Havalimanı'nın bir yıllık kirası alınsaydı ne olurdu? Yani devlet ne yapabilirdi? 1 milyon 240 bin esnafa verilen yardım yaklaşık 2,5 kat artabilirdi. Yaklaşık 263 bin asgari ücretlinin bir yıllık maaşı ödenirdi. Yaklaşık 3 milyon 678 bin SSK emeklisinin bir aylık maaşı ödenirdi. Yaklaşık 5 milyon 355 bin Bağkur emeklisinin bir aylık maaşı demektir. Bu kadar büyük bir para değerli arkadaşlarım. Bunun sağlanması lazım ve bunların da dediğim gibi her halükarda fedakarlıkta bulunmaları lazım. 6. Tahsili gecikmiş alacaklar var. Devlete ödemesi gereken parayı ödemiyor. Döviz bazında veya Türk lirası bazında. Dünyanın kredisini çekmiş. Bunlar para babaları. Bunların fabrikaları var. Bunların gazeteleri var. Dünyanın parasını çekmişler kamu bankalarından. Zamanı geliyor ödemem diyor. Ödemem diyor. Niçin? Koşa koşa gidiyorlar Erdoğan'a. Ya bu banka bizi sıkıştırıyor. Yeniden borçları yapılandıralım. Yeniden erteliyorlar. Çek mağdurları ödemezseniz doğru hapsediyorlar. Peki bunlara? Diyorlar mı? Ödemezseniz hapsediyorlar mı? Parayı niye ödemiyorsunuz diyorlar mı? Diyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Ve salgının en çok etkilediği kesimler için bir toplumsal dayanışma programını açıklamak zorundadır Erdoğan. Bakın değerli arkadaşlar, bu tasarruflar yapıldıktan sonra, söylediğim israf önlendikten sonra, o bazı varlıkların devlet bankalarından aldıkları krediler geri ödendikten sonra, efendim yap işlet devret, kamu özel işbirliği dolayısıyla Türk lirasına dönüşüp oradan devlet ciddi bir tasarruf elde ettikten sonra, elde edilen tasarruflar mutlaka üretim ve istihdam yaratacak toplumsal alanlara aktarmak zorundadır. Bir toplumsal dayanışmayı sağlamak zorundayız. Bunu sağladığımız zaman istihdama da büyük ölçüde katkı olacaktır ve esnafımız da rahatlayacaktır. Üretici de rahatlayacaktır, çiftçi de rahatlayacaktır. 8, kısa vadeli istihdam olanağının mutlaka sağlanması lazım. Atama bekleyen öğretmen var. Sayıştay'a göre 138 bin öğretmen açığı var. Atanması lazım. Sağlık kadrolarında boş var. Sağlık kadrolarının atanması lazım. Engelli kadroları boş. Engelli kadrolarının atanması lazım. Güvenlik kadroları boş. Güvenlik kadrolarının atanması lazım. Bunları atadığınız zaman en azından 300-400 bin kişilik bir kadro kamuda görev alacak. En azından ya evet bir galiba bir gelişme var. Bir şeyler var. Bir şeyler olacak algısı çıkacaktır. Erdoğan'ın izlediği politikada ise işi olanlar işinden oldu. Çalışanlar işinden oldu. 2 yılda işi olup da işinden olan 1 milyon 926 bin kişi var. Ve 9. madde bu ihvan politikasından vazgeçecek. Şimdi ağır ağır adımlar atıyor. İnşallah devam eder. Ve yurtta barış, dünyada barış eksenli bir dış politikayı oturtmak zorunda. Bu yanlış politika Türkiye'ye büyük maliyetler yükledi. Bunları aşmak zorundayız. Efendim her toplantıdan sonra biraz da gülelim diye söylüyorum. Yine gülelim, size bir şeyler anlatayım. Erdoğan bundan bir süre önce bu Covid-19'da yaşanan aksaklıklardan sorumlu ben değilim. Başkalarıdır demek için. Ben tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi diyor. Ben ekonomistim diyor. Ekonominin geldiği yer malum. İyi ki Allah'tan, yani Allah yüzümüze bakmış. Doktor değil. Doktor olsa memlekette yaşayacak kişi kaldı. Hepinize saygılar sunuyorum değerli. Birleşimi kapatıyorum.